But we got six for real. We looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Pazinize. Yeni videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar, Mide Canon çektim. Uzun zamandır beklenen bir hero'ydu. Sonunda oynuyoruz. Ve Emirhan Skell ile duo giriyoruz arkadaşlar. Uzun zamandır duo videom yoktu Emirhan'la. Onunla da oynamaya başladık. Yeni sezonda da birlikte kasacağız. Uzun zamandır duo atmıyorum. Kimseyle oynamıyorum daha doğrusu. Solo oynamaktan biraz sıkılmışız arkadaşlar oyundan. Onu fark ettik. Artık daha sık duo videolar gelebilir. İstenirse eğer. Uzun zamandır arkadaşlar Canon videosu isteniyordu. Özellikle bir takipçim sürekli tüm videolara yazıyordu. Sonunda Canon'ı aldık. Ben de Canon'ın varlığından haberim yok gibi bir durum var arkadaşlar. O kadar fazla hero var ki unutuyorum bazı hero'ların varlığını. Yani sıra gelmiyor bazı hero'lara gerçekten oynamak için. Üstün birlik kostümüm var. Üstün birlik kostümü de bu Z'di falan aldığımız dönemlerden kalma sanıyorum. Kapalı olabilir bu kostüm, emin değilim ama. Bakalım nasıl bir maç olacak arkadaşlar. Maça başlamadan bir like, bir yorumunuzu alırım. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Şu eldivenimi bir takacağım hemen. Eldivensiz çok zor arkadaşlar oynamak harbiden. Eldiven sadece sol baş parmağı gerekiyor yani. Sağa gerekmiyor da sola özellikle çok hareket ettirdiğimiz için. Ya mat ekran cam olmasına rağmen vurulacak daha çok yer var. Yine de gerekiyor. Evet. Şimdi karşımızda Timo var. Timo matchup'ı çok kolay olacak arkadaşlar. Çünkü counter'lıyoruz ona. O düz vuruş hero'larını counter'lıyor. Benim gibi skill shot hero'larına karşı değil pek ya. Bir şey yapamıyor Timo. Zaten genel olarak useless bir pick de. Yani bana karşı bir şey yapacağını düşünmüyorum. Şöyle bir hasar verip çıkalım. Şimdi arkadaşlar Canon'la zaten Ruin bu yolda koyarım video başına. O yüzden şöyle pasifi vurdum. Bak pasifi vurdum Stanya'da arkadaşlar. 400 vuruştan sonra Hero'nun üst düz vuruşlardan sonra Hero'nun enerji barının altında bir pasif var. Gördünüz mü? 1, 2, 3, 4. Şu an 4 mesela. Bir tane vurduğunda bir elektrik yapıyor. 3 skillimiz var ya. EQW. Onu satayım. Bu ne yapıyor lan? Oğlum flash'ı koydu adam. Abi hareketlere bak. Oradan W falan atıyor oğlum. Manyak lan bu. Abi bak yine geliyor. O da öldü. Abi kafayı yiyeceğim. Natürlüsün hareketlere bakın arkadaşlar. Oğlum Nick Focus atıyorlar. Ben böyle bir şey görmedim. Kanka bak Emirhan'la ne zaman oynasak arkadaşlar. Her oyunum böyle. Mid kulenin altından çıkmadığım halde gank yiyorum. Dive giriyor falan bu level'da. İnanılmaz. Adam video çıkmak için her şeyini ortaya koydu lan. This is incredible. Abi bunu yapıyorlar ya. Türk olabilir ya bu hareketi yapan. Yani bir yabancının böyle bir hareket yapacağını sanmıyorum. Sırf beni kesmek için adam intihar etti. İnanılmaz. Şimdi arkadaşlar Hero'ya dönelim. Hero'nun olayı bu stun olayı var ya Hero'daki. Oğlum oraya geliyorum. Ne oluyor lan orada? Hadi yapalım. Bak bana döndü. Kula. Abi duvar arkasına attım adamı. Yanlışlıkla. Oyna buraya. Darius nereye gidiyorsun? Lan çaladı adam. Çek onu. Yat oğlum aşağıda. W ile kestim adamı. Darius havada asılı kaldı. Ultisi fail oldu benim yüzümden ama yapabileceğim bir şey yok. Şimdi arkadaşlar Hero'nun olayı. Stun'ı nasıl atıyor ondan bahsedeceğim. Bak şöyle. Rakibe skill attığınızda adamın etrafında böyle bir elektrik dönüyor, tamam mı? Onu 3 kere yaptığınızda, yani 3 skill bir stun demek. Ya da pasifi vurdunuz bir tane, 2 skill tutturdunuz, o da stun demek. Anladınız mı olayı? Şimdi ilk birinci skill'i maxlıyoruz arkadaşlar. Fullliyoruz. Q en fazla hasar vuran skill'imiz. Yani Hero'nun %40'ı falan Q diyebilirim size. Ama tutturmak çok zor şurikeni. O yüzden
Bak bak, Timo nereye gidiyor? İonia için. Antalya İzmir'e mi gidiyor lan? Ondan sonra W Max diyoruz arkadaşlar. İkinci skill en fazla vuran ve alan hasarı vurduğu için minyon wave kesmesi de kolay. Fight'ta da alan hasarı verebiliyorsunuz. Menzili de iyi. Üçüncü skill de mobilite. Bak şimdi bak 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 bak. Yat oğlum aşağı lan Timo. Yavru kurt Timo görevi hazır arkadaşlar. Kenan komutanla birlikte. İkisi de Yordle mı oluyor bunların? Yordle bu... Hobbitlere Yordle deniyor diye hatırlıyorum arkadaşlar. Yanılıyorsam düzeltin. Şimdi arkadaşlar, daha sık Kenan videosu istiyorsanız önce bir videoyu beğenin abi, altı alıp. Bir durdurun, bir beğenin. Abone olmayan da varsa hala kanala, bir abone olup zil bildirimlerini açsın. Bak geldim buraya. Ah be, flash attı. Benim flash'ı yok kanka. Aha, Nautilus da flash attı. Kes bu Vayne'i. Vayne'i kes. Kaçsa da saklanamaz. Kaysa'nın sıfır demeye ya. Geldim. Kanka bir tur tankta keseyim çıkayım. Bir tur. Yat lan aşağı. Helal kanka sana. Oy. Çok iyi. Abi Emirhan'la bak Sikeli ile aramızda telepatik bir sinerji var arkadaşlar. Bunun farkındayım. O da farkındadır diye tahmin ediyorum. Bunun sebebi de ne biliyorsunuz mu? Çok uzun yıllardır birlikte oynamamız. Ta Mobile Legends döneminden bahsediyorum. Yani biz çocuktuk arkadaşlar o dönem. Emirhan'la birlikte oynamaya başlayalı yani çok uzun zaman oldu bu tür oyunlara. Bak bak bak, Timo kucağa geliyor. Bakın arkadaşlar. Yatlar aşağı. Eyle kestim adamı sadece. Şöyle bir şans step sana da. Uf. Sana yaklaşıyor. Nautilus'u mal ettik. O çıpayı yesen var ya. Çapa mı çıpa mı neyse. Kanser çar bırakmıyor lan. Rüzgar yapışıyor gibi. Bırakmıyor ya. Ben böyle bir o görmedim. Şuradan bir plate alsam muazzam olur arkadaşlar. 150 gold'a attım cebe. Şöyle bir minyonlar alıp geliyorum kankoruya da. Oğlum bu Nautilus beni salmıyor arkadaşlar ya. Şapkam bitti bu arada. İlk temden sonra canavara dönüşüyor. 5 kilim var. Dakika kil ortalamasını yakalamışız arkadaşlar yine çaktırmadan. Geliyorum oraya. O kili bana salın lan. Ah be, asist alamadım. This is unlucky. Evet, şimdi buraya oynarlar mı bu? Rakip oynarsa yok. Onlar dive'a gitmiş bota. Onların yaptığı daha bört şu an arkadaşlar. Bir serit alıyoruz. Onlar bizim bota dive atıp ilk kule alırsa onların yaptığı daha bört. Ama ilk kuleyi biz açarsak kafa kafaya diyebilirim ya, emin değilim. İlk kuleyi bizim almamız lazım. Aç herhalde kanka. Kule zaten tek yiyecek. 2200 canı var. Şimdi arkadaşlar kanala bildirim gelmiyor diyen takipçilerimiz var. O yüzden sizden ricam şey isteyeceğim. Bu kanala abone ol butonun yanındaki zilin seçeneğini tüm yaptığınızda arkadaşlar bütün bildirimleri alıyorsunuz. Zaten video saatim benim belli. Yani bildirimleri hani açmanız da şart değil aslında ama benim video saatim değişmez arkadaşlar. Senelerdir 17'de her gün video atıyorum. Şöyle bir ulti. Kes kanka bunları. Ne yapıyorsunuz lan sen bizim kankama? Siz benim kankama? Oy, basic atakla aldım. Ama pasifi vurdum sırtına Nautilus'un. Oğlum Nautilus var ya, bizi izlemiyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Gel lan buraya. Onunu satayım, adam yok oldu. Bu ne? Oha arkadaşlar, WQ'la tek attım Lux'a. Oğlum bu ne lan? Yanlış item çıkmışım. Ebedi küre alacağım ikinci item arkadaşlar. Kahin madalyonu çekelim. Dakika kilo ortalamasıyla gidiyoruz bakalım. Rakipten fazla kilim var. Arkadaşlar o Lux'a yaptığım şey biraz sıkıntılı bir mevzu. Oğlum Kenan bu kadar nasıl vuruyor, ben anlamıyorum ya. Bu Kenan gizli nerf yiyebilir arkadaşlar. O yüzden yemeden oynamayın. Rune build'i de bırakırım oyun başına. O yüzden Rune build'e göre oynayabilirsiniz. Beceriler de bu şekilde arkadaşlar. Önce Q sonra W. Önemli bu detaylar. Ufak detaylar.
Bak bunu kes, bunu kes, bunu kes kanka. Ona ulti atmayacağım. Sana bir Q daha. Oy çok iyi. Dengeyi çeviren. Geliyorum o Vayne'e. Vayne'e geliyorum. Çok iyi lan. Yat lan aşağı. Of şurikenle kestim. Şurikenim çok fazla damage atıyor arkadaşlar. Uyron'un şurikeni de bir tık Z şurikenine benziyor gibi ha. Zaten Zed'in Ninja 2000'den galiba arkadaşlar Kenan. Tam hikayeyi bilmiyorum ama bilenler aydınlatsın. Bu Yordle'lı ninja ama. onlar o hikayelere tam hakim değiliz. Bu arada yeni sezonda arkadaşlar büyücü metası olabilirmiş. Umarım öyle bir şey olursa iyi olabilir gibi. Artık suikastçı oynamamdan... Ya suikastçı oynamaktan ben sıkılmam da gerçi. Suikastçı arkadaşlar, benim main'im suikastçı. Açık açık bunu dile getiriyorum. Hani oynayamadığımız hiçbir şey yok support dışında. Ama suikastçilere özel bir ilgim var. Büyücü kontrol mage konusunda da çok iyi bir ilgim var. Hadi yapalım. Yani meta neyse ona ayak uyduracağız. Size o konuda bilgi vereceğiz. Yani metaya uygun gitmeye çalışıyorum ki arkadaşlar, bizi takip eden takipçilerin çoğu çünkü bizden gördüğünü uygulayıp elo kasmaya çalışıyor. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani bizim olayımız bu aslında biraz da. Yani içerik üreticisi değiliz sadece. Biraz daha öğretici modunda bir kanalım var. Yat lan aşağı. Oy, bunları kim kaldırdı? Vayn. Sen gel lan buraya. Nereye kaçıyorsun sen? Yat oğlum aşağı. Abi W'nin menzili de çok uzak ya. Çok uzun. Arkadaşlar. Bu Kenan'ı biz niye oynamamışız ya yıllardır? Oğlum ben en son Kenan'ı oynadığımda Hero yeni çıkmıştı. Ondan sonra da hiç oynamadım. Harbiden halt etmişiz ya biraz. Bu Kenan çok güçlüymüş ya moruk. Ya karşıma geldiğinde aslında anlıyordum güçlü olduğunu da arkadaşlar. Bilmiyorum ya, oynamaya fırsat kalmıyor. O kadar çok fazla hero var ki arkadaşlar, bizimle kafa karışıyor biraz. Bir de meta muhabbeti yani değişiyor sürekli. Her yamada meta değişiyor. Geldim ona. Nereye kaçıyorsun lan sen? Arkadaşlar hero harbiden muazzam. Yani tek atan hero'lara bayılıyorum. O zaman yorumlara bir one shot Kenan yazın arkadaşlar. Bak minyon ve ivi tek atmaya başladık artık. 11-1-5 oynuyoruz. Dakika kill'le devam. Rakipten de fazla kill'im var. Bu oranla gidersek çok iyi. 3 tem oldum. 4. tem ben hiç çekebilirim bu rakibe karşı, bakalım. Sessiz bir ölüm. Şimdi şu minyonlar. Hazır. Oğlum canavarlara az vuruyorum lan. Bu kadar öndeyken canavarlara az vurdum bence. Direkt combo ile tek atmam lazım. Çok öndeyiz çünkü. Aha, bunu gör. Yat oğlum aşağı. Oğlum adam var ya, hareket etmeden bayıldı direkt. Arkadaşlar bayıltıyor ya Kenan. Elektrik çarpıyor. Bak. Onun nasıl satayım? W yarı cana düştü. Q'yu atsam ölecek arkadaşlar. Flash attı direkt. Geliyorum ona Natulus'a. Natulus. Abi flash attı o da. Arkadaşlar harbi yok ediyor hero'muz ya. Böyle tek atan bir hero bilmiyorum. Var mı başka? Emin değilim. Aha. Yat oğlum aşağı. Ultiye bile gerek yoktu arkadaşlar. Ultiye tamamen refleksle açtım aslında. Ultiye bile gerek yokmuş. Ulti kullandım kısa ama o adama ultisi de kesermişim. Ya ulti açar işte görünmez olur falan filan diye. İşi garanti aldık. Takla attığında Q'yu doşlar falan hesabı. O Graves ne yapıyor lan orada?
Lux burada. Lux'a dönelim. Bir dakika. Abi mantar ne? Yat lan aşağı. Bak EW vurdum. Adam bir can kaldı. Q değil de düz vuruşla bile kesebilirdim onu. Mantara bastım orada. Oğlum canım bitti. Graves kuleyi öldü. İnanılmaz yetişemedik. O eriyi yemesem belki yetişebilirdim ya. Şimdi arkadaşlar 14 kilimiz var. Dakika 14. Rakibin 10 kili var. Babacım bu Kenan kimmiş lan böyle? Arkadaşlar Emirhan'la daha sık video istiyorsanız eğer belirtebilirsiniz yorumlarda. Hadi yapalım. Onunu satayım abileri çıktı kaç. Bak yine bana vurdu ultiyi lavuk. Oğlum buraya ulti atılır da. Flaşım yokken. Yatır oğlum aşağı. Gel bunu da kes. Bu da bıraktı oyunu. Artık oyunu bitirin diyor adam. FF vermiyorlar diyor. Ve oyunun sonuna geleceğiz muhtemelen arkadaşlar. Ölüm sürelerine bakıyorum. 20 saniye. Oğlum bu ifadeyi niye kullanamıyorum lan? Şimdi arkadaşlar 15. dakika. 15 kilimiz var. Rakibin 10 kili var. Oğlum harbiden var ya muazzam bir o. Boyroyla elo kasılabilir arkadaşlar. Koruma var ama kapatacağız gibi oyunu. 1 saniye doğdular gelmiyorlar. Ve oyunun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar bayağı keyifli bir video oldu benim için. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz çıkmadan kanala abone olup like atarsanız bana destek olursunuz. Oyun aşamadaki Kenan oyuncularının %100 kadarından daha iyi performans sergiledi diyor. Bunu seviyorum işte. MVP bizde 15-1-8. Muazzam bir skor arkadaşlar. 25k damage. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler bana destek olursa videoya kanala abone olup videoya like atarak sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.